de tutamıyorsun elimi. Tebrik ediyorum seni. Neden tutmuyorum tebrik sence? Tebrik ediyorum ben seni. Sence neden tutmuyorum? Senin benim elimi tutabilecek. Hayır. Alakası yok. Müslümanım, namahrem. Ya ne alakası ya var? Ya namahrem diye dokunmuyor. Bir şey demedim. Ne alakası? Senin hassasiyetin bu konu. İşinize gelince ırkçılık. İşinize gelmeyince. Hayır. Da yasak da haram bu da. Haram değil mi kardeşim? Ben mi uydurdum bunu? Ya bir şey söyleyeceğim. Eyvallah. Tam buna da saygım. Ya bir şey demedim ben. İşinize sen beni niye fırçalıyorsun bu mevzuda? Dinden işinize geldi. Hani nasıl dinden? Ne alakası var? Ben bak oradan şey da vuruyorsun ha. Farkında mısın? Hala beni bastırıyorsun. Bastırmıyorum. Bak. Elini uzattım dedim ki eyvallah böyle ya. Yaptın da. Her şeye tamam bak bitti o konu bitti. Bir şeyin cılkını çıkar. Subhanallah. Lütfen buyur. Bak bir şey söyleyeceğim. Tamam. Senin gibi laf oyunları mı yapalım? Ha? Laf oyunları mı yapalım? Yo. Sabah kadar gerçekten bak. Bak 2002 üstünde. Bak ben de televizyon. Bak söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben televizyoncu bir değilim. Şey sen 2002 üstünde. Yok şurası burası bilmem ne savaşı. Ya neden arkadaşım, bahsediyorsun? Biz her ırkçılık konusunda sana katılıyorum. Aynı. Hiç umurumda değil. Aynı az önce hanımefendi geldi tık 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 saydırdı. Sonrasında da dedi ki ben bunu arkadaşım, yaptım. Halbuki yapmadığını bak, ben biliyorum. Irkçılık olarak değil. Şöyle bir şey sana söyleyeceğim. Sana mı soracağım? Normal. Onunla ben konuşuyorum tamam, ya. O da konuşabilecek kapasiteye sahip. Sus. Bak din değil ırk katılıyorum seninle hemfikirim. Ama az önce bana bak, insan dedim bir şeyler. Orada da bak ne dedim sana? Bak insan insandır. Önemli olan insan. Ben de şunu diyorum. 2002'de bir ürün seç. 2023'e gel hesabını yap. Ya 2023'te tamam. Şu an insanlar 2010'dan yap. Ha bir şey söyleyeceğim. Ben gözlerimle gördüm. Artık size yani size demeyeyim. Bazı partilere özeniyorlar. Gözlerimle görüyorum. Artık insanlar çalıyor. Artık insanlar bir de ben, çalıyor. Benim çaldığımı tamam gördün mü? Bak. Ay Allah'ım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya beni hedefe koymuş oluyorsun. Hayır. Yani bana söylemiş oluyorsun çünkü. Partilerden toparlayıp da dedim ki bazı partilere özenip tamam, var. Çalıyorlar. Ama dedim. Var. Bunu evet toplumda bozuk insanlar var ve bozuk insanlar bozuk insanlara örnek oluyor. Malazgirt Savaşı da değil. Oldu bitti. Dökülen kan döküldü. Benim derdim bilmem ne de değil. Kardeşim ben günümüze bakıyorum. Asgari ücrete zam yaptılar. Çok detaya girmeyeceğim. Ama şu an ben markete gidiyorum. 150 liraya. A bak bu çocuğum. Yemin ediyorum sana 150 liraya bebek bezini alıyordum. Bilmem ne mamasını alıyordum. Kahvaltılımı alıyordum. Yediğim aynen, kadarına aynen, bak evet, yediğim kadarına bakliyatımı alıyordum. Bak o zaman kozmetikte müdürlük yapıyordum. Tamam mı? Büyük bir firmadan. Yemin ediyorum sana evimi geçindiriyordum. Şimdi 150 liraya şuraya gidiyorum ya. Metrobüste bir yere gidemiyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ben hayatın... Toplu taşımayı bedava yapacağım diyen Ekrem'di bu arada. Şey CHP'nin propagandasıydı ya, o. Ya fark etmiyor. İş Tayyip'te bitiyor. Yok öyle bir şey yok. Ya Tayyip Allah'ını seviyorsan. Nasıl var? Ergun'a kadar giderim ya. Adam başlarına... Nasıl Büyükşehir Belediye Başkanı bu oldu? Bu nasıl oldu? Dedim ki ben ona oy vereceğim. Kısmet olmadı gitmek. Oy kullanamadım yalan olmasın. Niye ona oy verecektin onu merak ya, merak ettim. Yok dürüst davranayım. Bak dürüstçe davranıyorum. Şöyle baktım bir. Bazı bu çok da detayına girersek. Diğer seçeneklere mi baktın? Seçeneklere baktığımdan ziyade çok daha böyle detaylı konular var işin içinde. Dedim ki ulan gene yapıyorsa en azından alışılmış bir düzen var. Ha pişman mıyım? Ha vermedim oyumu ayrı bir konu ama o da biliyorsun boşa gitti. Ama aslında sana şunu söyleyeyim bilgin olsun diye söylüyorum. Yani, bilgin olsun diye söylüyorum. Arkadaşım millet burada pişman ya olacak bir şey yok. Yok çok basit bir şeyi ya sorgulayacaksın. Bak çok basit bir şeyi sorgula. Çok basit bir şeyi sorgula. EYT konusunda burada büyük bir propaganda yapıldı. Ve zamanında birileri verildi. 2,5 milyon kadar vatandaşımız doğrudan böyle bir emeklilik. Emekliye başladı mı? Ve bayağıdır takip etmiyorum ya bir süredir. Yaklaşık 50, 35, 40, 40'ın üstü. 40'ın üstünden başlıyor yani 40 civarından başlıyor. İnsanlar emekli oldu. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. Ve bu kamu bütçesinden ödenecek. Nasıl ödenecek? Bir süredir takip etmiyorum. Şunu yani tam bir ödenekler. Yani şundan bahsediyorum. Yok yok. Bakmadım. Evet yani emeklilikleri tasdik edildi. Ödemeleri vesaire bunlar da başlıyor. Hayır eşim de faydalanacak. Ama işim komikken bak işte onu söylüyorum. Benim babam faydalanacak olmasına rağmen, amcam faydalanacak olmasına rağmen babamı ben ikna ettim. Babam şunu söyledi. Dedi ki memleketin faydasınaysa dedi yapmasın beni emekli. Ve ben söyledim. Dedim ki bunu yapmayalım. Olmasın. Ben bunun propagandasını yaptım. 65 olsun diye. Bir şey söyleyeceğim bir saniye söyleyeyim ki yani dert anlaşılsın. Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde dedi ki seçimi kaybedeceğimi bilsem geçirmem ve yerel seçimlerde kayıp olarak bu onun hanesine yazıldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Tayyip Erdoğan EYT'yi geçirmese seçimi kaybediyor, gelen geçiriyor.
Yani EYT her senaryoda geçiyor. Ya gelen giden geçiriyor zaten onu boşver. Ya onu demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Irkçılıktan değil de. Niye kardeşim ya? Geçen gün bir olay yaşadım. Çok zoruma gitti. Bu gebelikten kaynaklı şu sol bacağımda bir şey çıktı, tamam mı? Uyku uyutmuyor falan filan. Neyse hastaneye gittim. Yani ondan ekonomiyi sonra, söylediniz ya. Söylediğim şey anlaşıldı değil mi? Bir şey soracağım ya. Vallahi bak hep içime dert olmuştur. Madem çok biliyorsun bir sorayım sana. Yok bilemeyebilirim. Sağlık hizmetlerini ben nereden bileyim? Hiç kendim de veremiyorum, bulamıyorum da. Gittim. Eczacı başka şehirde, yani yurt dışından birisi çıktı. Göç edenlerden diyelim. Afgan mıdır, Suriyeli midir bilmiyorum. Eczaneden bak yan yana bir sürü eczane var. Şurada 62 liraya satıyor adam. Benim reçetemle olan ilacı. Hani sorarım tamam mı ne ediyor diye. Adam bana 95 lira fiyat çıkardı. Bir de üstüne ben bu hakkımı aradığımda sen nasıl 95 çıkartıyorsun? Burada adam 62 liraya bu reçeteyi çıkartıyor bana dediğimde. Alma buradan. Bir de üstüne beni eczaneden kovdu. Ondan sonra birbirimize giriyorduk. Bu adamlar daha ne kadar daha kalacak burada? Arkadaşlar eczacı olan var mı? Ben bilmiyorum. Hayır, bir mülk sahibi değilken ki köpek gibi de çalıştım. Bu söylediğiniz şey ama her alanda yapılan bir şey. Gerçekten bak insan dışlamak için değil. Niçin hala daha buradalar? Depodan mal ne kadar anlaşması varsa. Depodan almış olduğu. Telefonuna göre mal istiyorsun. Veya depoda anlaşmam vardır. Eczaneye göre değişir. Yok. Eczaneden eczaneye depoyla yapmış olduğun anlaşmaya göre değişiyor. Yok, ben şimdi onu da söyleyeyim. Benim komşum. Eczacı. Unuttum ben eczacı. Tamam, o zaman size söyleyeyim bir dakika. Şöyle bir şey sordum. Benim eczacım var. Onu aradım. Dedim ki benim bir reçetem var. Evet. Hani bu nedir dedim. Fiyatını ondan da alayım. Eve doğru da gidiyorum bir yandan. Kapatma lütfen dedim Onur Bey. Ondan sonra bir de dedim bu nedir. Adam da aynı 62 küsur lira 62.25 kuruş falan bir fiyat verdi. Ne yapmış biliyor musun? Hayır çakal ne yapmış? Elinde bana yazılan o şampuanın işte boyutu büyüdükçe işte fiyat değişimi falan filan oluyor ya da küçüldükçe de daha çok böyle pahalı evet. Çıktığı oluyor. Adam bana bunu söylemiyor. Bak söylemeden bu şekilde bir oyun yapıyor. Şikayetçilik yapıyor. Bak diyorum ki niçin arkadaşım yandaki eczanede 62 lira. Ötekine soruyorum 62 lira hadi 25 kuruş çıksın. Ötekine soruyorum daha yoldan arıyorum. Niçin diyorum. Biz de böyle işine girince bir de üstüne beni eczaneden kovdu. Birbirimize giriyorduk yani. Ya vallahi bak onu Murat da gerçekten ne zaman geçen, gidiyor bunlar. Çok özür dilerim. Bak, ben, şey bak ben ben niye soruyorum biliyor musun? Göçmen meselesinde değil. Ben bunların pisliğinden bıktım. Geçen günü, İstanbul'a yakın. Bu adamlar geçen günü İstanbul'a yakın bir yere gittim. Uyuzlu. Bunlar geldiğinden bak, beri özellikle Afganlar. Ya ben, yemin ediyorum ben, çok fazlalar. Ben insanların... Ben, bak. Bak. İnsanların tabii gördüm ya söyleyeyim bir şey söyleyeceğim. İnsanların herhangi bir şekilde kutuplaştırılmasına taraf değilim. Onu söyleyeyim. Suç işleyenler veyahut hukuka aykırı işlerle uğraşanlar bunlara en ağır tedbirler uygulanmalı. Bu ülkenin vatandaşı veya değil. Ama en ağır tedbirler uygulanmalı. İşte onu söyleyeceğim. Ama söyleyeceğim. Müsaade edin. Müsaade edin. Birazdan mezuniyetle alakalı bilgi vereceğim. İşte ama müsaade edersen abi. Geçen günü gittim şeye, İstanbul'da yakın bir yere gittim, bir tesise. Yaşadığım şeyi ilk defa orada yaşadım. Mekana giriş yapacaktım. Böyle park gibi, bahçe gibi bir yer. Durdum, bana dedi ki, yemek yiyecek misiniz dedi. Yok dedim, tatlı yemeye geldim. Ha yemek yemeyecekseniz girmeyin dedi. Yani bu saçmalık. Böyle bir uygulama yapılamaz. Ama sizin yaşamış olduğunuz hadise, benim yaşamış olduğum hadise münferiden kişilerle alakalı olan bir hadise. Yani yok size biliyorsunuz. Yok hayır ben hemfikirim burada sıkıntı yok. Aynı bana farklı bir olayım. Yani şey bana benzerim farklı bir olayım yaşattım. Anladım ne demek istediğimi. Ama gerçekten ne zaman gidecekler? Bak ben sana bir işi espriye de vurarak diyorum ki bak kollarımdaki izlere bak. Gerçek anlamda söylüyorum. Hani uyuz çok 1970'lerin öyle bir şeydi. Yani tam tarihini hatırlamıyorum. Eczacıyla konuşmuştuk o gün. Yani o dönemin çok yoğun bir hastalığıymış. Vesaire vesaire. Yemin ediyorum bak ben evimi taşıdım. Daha yeni taşıdım. Hani zaten tedavi görüyordum. Hamile halimi teşekkür ederim. Bak hala daha izlerini taşıyorum. Ve bu hani ezelinden beri onlarla birlikte ülkemize giren bir hastalık. Ne? Mesela şu uyuz. Ya kimle? Uyuz oldum diyorum ya Afganlar özellikle. Ne kimler diyor? Bir saattir sen beni dinlemiyor bir saniye ya. Ya sen diyorsun ki Afganlar uyuzu mu getirdi? Ya bir şey oho ha? Ben sana ne diyorum? Ya tamam sen herkese hastalık bir şey demiyorum. Sen anlıyorsun da sağdan arkadaşım. Soldan biliyorsun bazı ülkeler. Oradan getirip burada AIDS yayanlar da var. Biliyorsun da. Tabii ki var. Ama bu topluluğa genellemek için. Tamam onu söylüyorum.
topluluğu topluluğa genellemek için uygun değil. Dostum, bir şey soracağım. Sen ne mezunusun? Söyleyeceğim onu dedim ya biraz. Söyle abi. Diyalogumuz bitti mi bizim? Ben tebrik ederim seni. Teşekkürler. Çok pislik gördüm. Kolay gelsin. Ama gitsinler artık. Ya yok. Ha, bununla alakalı da çalışma yapılıyor, onu da söyleyeyim. Yani Fatih tarafında falan gördüyseniz kayıtsız olanların hepsini doldurup post alıyorlar. Şey söyleyeceğim. Alacağını aldı, yapacağını yaptı. Artık süresi de doldu. Sıkıntı yok, ne diyorum? Can gününden bu sene bile baktım. Daha da detayına girdiğim zaman inanın çalışıyorlar. Hadi dedim, eyvallah. Bakın sadece sadece şu kadarını söyleyeyim. Ama lütfen yani. Şu kadarını söyleyeyim. Hemen değişiklik yapıldı ya. Yani Tayyip Erdoğan seçildi ya. Yeni atamalar. Yeni atamalardan sonra Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olduktan hemen sonra Göç İdaresi'nde değişiklikler yapıldı ve süreç Süleyman Soylu dönemine göre şu anda çok çok ciddi bir şekilde işletiliyor. İşte dediğim gibi biz kayıtsız göçmenlerle alakalı ciddi bir süreç işletiliyor. Ben bir hafta çocuğumu alıp hani tatile. O onun tembelliği. Ya, daha yeni El Cezire. O onun tembelliği. Bu ülkede 20 bin lira maaş alan emekli kadınlar da var. 7500 alan emekli kadınlar da var. Yani zamanında süreç içerisinde bir şey söylemiyorum. Kişi yani katmayayım da. Burada birazcık da insanın gayretiyle de alakalı bir şey var. Yani hayatını insanlar... Ama gayret edecek nokta var. Sürekli tartışılan, oraya değinmek istiyorum. Tayyip Erdoğan andımızı kaldırmış. Andımızı kaldırmış. Bu tartışması yapılıyor. Ya ben şimdi söylerim. Kendimden yana derim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ama burada adam Kürt'tür der ki... Adam... Yani demek zorunda mı? Değil. Bunu yaptığın zaman... Orada alan oluşturup bir şeyler yapmak isteyen kişilerin eline imkan verir. Abi bak, bende Türklük var mı? Ben Rus olduğum belli benim. Yani Rus musun? Ya bak abi. O zaman dedi ki ne? O sana Türk kalmış. Dediğin, Türk dediğin şeyi göz oldu. Türklük bizim Çanakkale Savaşı'ndan gelme. Orada savaşan kim varsa, bu vatan toprakları için savaşan kim varsa Türklük. Bütün mevzu bu. Sınırlar orada belirlendi. Bak, o sınırlar işin, bak, için. İşin o noktasına giremezsin. İşin o noktasına girme nasıl girebilirsin biliyor musun? Dinliyorum bütün herkese abi. Referandum yaparsın. Dersin abi, ki bu konuda mutabık mıyız? Ama bak bir saniye ben söylüyorum. Dinliyorum. Bak şurada 99 kişi olalım. Tamam. Bu şuna benzer. Biz mesela bazen ne diyoruz? Diyoruz ki bu ülkede işte şu kadar Müslüman var. Şunu diyebiliyor muyuz? Bu ülke tamamen Müslümandır. Diyemeyiz. Herkes bunu kabul edecek. Ama. Diyemeyiz. Aynı burada bunu demediğimiz gibi burada da bunu diyemeyiz. Yani şurada herkes birisi desin ki ben Kürdüm, ben Arabım ama tamam okey benim için de tamamdır. Biz de Türk'üz diyelim ama bir tane arkadaş desin ki yok arkadaş ben kimliğimi önceliyorum. Ben Müslümanım, Kürdüm. Ve bu şekilde. Şimdi bir şey söyleyebilirim. Bir saniye. Onu söylüyorum. Yani bir ayrıştırmaya burada gidemeyiz. Bak mevzu şu. Amerika'yı bilirsin. Herkes evet. Amerikanım diye gezer. Bir tanesi o toprağın çocuğu. Tamam Amerika değil. Başka bir şey. Yok şunu demek istiyorum. Bu devirde eğer birlik olmazsan parçalarla. Zaten biriz zaten. Türk yaşıyor. Tamam da biz zaten Türkiye'liyiz. Yani bak. Bak bayrak orada, herkes bunun altında. Bir problem yok. Ama şimdi bak şu varsayımla hareket ettiği zaman doğru olmaz. Ben de pek kabul etmiyorum. Tam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ama Kürt, Kürt. Kürt, Kürt. Arap, Arap. Türk, Türk. Sen etmeyebilirsin. Öteki de diyor ki senin dediğini ben kabul etmiyorum. İşte biz burada bu tartışmaları bir yaşayabilsek. İşte bak, o nasıl mümkün biliyor musun? Abla der ki. Abla der ki. Bak abla der ki. Ben... Kimliğimi şöyle tanımlıyorum. Bir kere herkesin ifade hürriyetinden bahsetmişti bir tane arkadaş az önce gitti. Bir kere herkesin kendisini tanımlama hakkı var. Adam der ki ya söyleyebilir misin? Ben kendimi çikolatalı muzu hissediyorum. Tamam. Ben böyle kabul ediyorum. Yani resmiyeti bunu dökemez. Bak zaten döken yok ki. Tamam ama şu sıralar bilmiyorum misal, kim çıkardı. Bir Türkiye'liyim çabası doğmaya başladı. Yok Türkiye'liyim çabası noktasında. Ya vallahi ben az önce bir rahatsız oldum. Yok neyinden rahatsız oldun? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ben bir şey